Nasılsın Adnan abi? Başladın mı? Evet. Nasılsın Adnan abi? Teşekkür ederim. Caner kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar Adnan abiyi ziyarete geldik. Geçen hafta da geldik. Evet. Çok keyifli vakitler geçirdik. Gördüğünüz gibi Caner Toygar değil evet, mi? Evet abi sağ olasın. Ben size ilk 18 yıl önce Tülin Caner programında izlemiştim. Maalesef. O zaman benim Köyceğiz'de rahmetli yengem vardı. Çok severdim. Zehra adında. Zehra yengem bir gün gittim. Evde oturmuş ağlıyor Zehra yengem. Ya yenge ne oldu sana dedim. Hatta bak ben bunu yazdım yani. Bir köşe yazımda bak ben bunu yazdım. Bulurum da bu yazıyı. Ya dedi Caner Tülin evlenecek mi dedi. Aynen. Ona dedi ağlıyorum. Bunu, ya dedim sen ya senin dedim. Caner'le Tülin'le ne işin var? Ya iki tane kızım var. İki tane oğlum var. Onlar evlenecek mi evlenmeyecek mi onlara üzülmüyor. Sizin için ağlıyor da ben yani öyle bir şeyimiz oldu. Mekanı cennet olsun. Evet yani çok iyi bir kadındı Zehra yengem. Hem akrabam da benim hem de işte yengemiz de. Yani onun anneannesi de benim dedem kardeşim. Kardeşler, yani anneden dolayı akrabam. Yani aslında kuzen sayılır. Kuzen oluyoruz onunla ikinci kuşakta. Öyle bir anım var. Güzel anı abi. Evet, çok anılar var böyle anlatıyorum. Var yani böyle Tülin diye bir kız vardı Eskişehirli'de yani. Öğretmendi. Hatırlıyorum yani. Olmadı ama kısmet değilmiş. Ya tabii. Ama hala insanlar yazıyor abi evlenelim diye. Sana ne yazıyor? Hala yazıyorlar evlenin diye Tülin'le. Ha Tülin'le. Sen de ben artık yeni Leyla'lar peşindeyim. Yeni Tülin'ler. Yani şimdi hani Şems-i Tebrizi diyor. Olduğu kadar olmadığı kadar diyor. Yani Tülin yoksa başka Tülin yani. Var baba yani. Şey mi bu Tülin kıtlığın var memlekette yani. Ama hala değil yapıştırıyorlar mi? Hala. Şu anda da kameraman Haydan'la Gürdal Karabulut kardeşim çekiyor. Değil mi? Konuşabilirsin baba yani şey yapma. Utangaçtır abi. Hakikaten yani niye bu kadar. Aslında ben çok şeyimdir ha. İslam böyle çok mahcup, utangaç. Ben öyleyim hala öyleyim. Bak, vallahi bak yani ben mesela Muğla Ticaretçisi'ndeyken yani kızım birine sevdalandım. Yani tabii işte o günkü aklımız yani 17 yaşında falanız. Kızım birine sevdalandım. Ya söyleyemiyorum. Bir şiir yazdım kıza. Bardak kırsaydın kafanda. Hayır. Şimdi ne yaptım biliyor musun? Gittim kızım birine yazdım. Ben şiir yazdım. Hani o kıza anlatacağım derdim de onun arkadaşı. Git de söyleyiver diyeceğim tamam mı? Kıza dedim bir şiir yazdım dedim. Kız dedi, ya dedi, benim için mi yazdın bu şiir dedi, ne kadar mutlu oldum falan dedi. Allah Allah, oradan biz o kızla sevgili olduk. Evet. Aslında aracı, yani aslında aracı olacaktı. Benim niyetim oydu. He anladım, şimdi anladım mevzuyu. Yani arkadaşına bak, senin şiiri için ona yollasın diye, onunla şey yap. O da benim için mi yazdın bu şiiri falan dedi böyle. Allah böyle bir şey olduk biz. Şiir etkiliymiş Atlan abi. He. Sevgili oldum. İyi ki o şiiri bana vermedin abi. Ben de şiir çalıyorum. O eskiden de şimdikiler de öyle şiirler yok mu abi şimdikiler yani. TikTok çekip birbirlerine yani, aşık oluyorlar ya. En iyi TikTok'u ben çektim. En iyi TikTok'u sen çektin. TikTok'takilere aşık oluyorlar. Şimdi. Bir de şeydi bizim zamanımızda yani gençlik yıllarında bak şimdi göstereyim. Aynen. Şöyle kızın birine böyle yani elini bile tutamazdınız elini yani. Elini tuttuğumuz zaman yüksek gerilim hattına çarpılmış gibi hissediyorduk yani. Ama şimdi devir değişti yani. Şimdi de kızlar el tutuyor abi. Ya ben de bilmiyorum artık yani. Şimdi erkekler mahcup oldu. Yani şimdi bu konuda artık bizim şeyimiz yok. Biz tedavülden kalkmış adamlarız. O yüzden sizin. Aynen. Hayat size güzel. Ben de yok abi ben de. Yok be ya yapma ya. Ben de çapkın değilim. Sizi görüyorum bir bakıyorum yok abi. Yozgat'ta bir bakıyorum Elazığ'da. Geçen zaten Trabzon'dan Muğla'ya geldik. Muğla'dan Sakarya'ya giderken de bir ufak kaza atlattık. Evet. Onu da anlatayım ama Adnan abi. Evet. Adnan abinin burada oturuyoruz Baykuş geldi tam şu karşıya kondu onu anlatmam lazım. Evet tam karşıya. Ben de dedim ki Baykuş abi dedim Baykuş gördük başımıza iş gelecek dedim uğursuz geliyor bana dedim. İşte babam rahmetli olduğunda Baykuş geldi balkona. Abim rahmetli olmadan bir gün önce yine Baykuş geldi. Baykuş geliyor abi karşıma geçiyor ötüyor ondan sonra uçup gidiyor mutlaka sonra bir şey oluyor. Anlattım Adnan abi de dedi yani uğursuz değildir hayvanlar dedi. Batıl inanç dedi. Sabah takla atıp ölüyorduk arabayla araba pert. Hayır kesinlikle baykuş. Yani bugün baykuş gelirse buradan adımımı atmam.
baykuş aslında yani yarattığın her Allah'ın yarattığı bütün hayvanlar mükemmel zaten abi. Uğursuz değil hani bana uğursuz geliyor. Ya sen psikolojik olarak etkileniyorsundur yani. Ama kaza bak bir şey olmaz sen dedin. Ölüyorduk abi. Ya ölmediğinize dua ettim ya. Sonuçta ölebilirdiniz. Ama işte dualarla yaşıyorsunuz. Şimdi kamerayı çeken papaz dua ederek götürüyorsunuz. Sesi çıktı. Güzel abi izleyicilerimize bir şeyler söyle ya. Öpüyorum sizi. Sağlıkla kalın. Başka bir şey söylemez artık. Ya öpmen ya sarar.